Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle şu şekilde bardak adlı ya da büyüterek supla yapımı göstereceğim. Ben bu kenarları püskül olmasına bayıldım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar, supla yapımımıza başlamadan önce ilk başta şöyle polyester bir makrome ipi sahip olabilirsiniz. Bir yumağından rahatlıkla 6 tane çıkıyor arkadaşlar. İlk başta 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Ve 6 tanesini şu sondaki zincirimi batarak birleştiriyorum Arkadaşlar, zincirimizi birleştirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz ve ikili trabzan oluşturuyoruz. Şu şekilde bir zincir çekiyorum, batıyorum, alıyorum ve daha sonra 1, 2. İkili trabzanımı bu şekilde toplamda 12 tane dolgu olacak şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu sırayı tamamlayana kadar devam ediyoruz evet arkadaşlar. arkadaşlar, Ben sıramı tamamladım, geldim. Başlangıç noktası olmak üzere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olmak üzere dolgumuzu yaptık. İkili trabzan ve bir zincir yaptıktan sonra ikinci sıramıza geçişte arkadaşlar tekrardan 3 zincir çekerekten alıyorum. Başladığımız yere 2 kere olmak üzere ikili trabzan olacak şekilde batıyorum arkadaşlar. Ve daha sonradan bir zincir çekerekten tekrardan şu boşluğa 2 kere bataraktan arkadaşlar ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikili trabzan, bir daha ikili trabzan ve bir zincir. Evet arkadaşlar, bir zincir ve ikili trabzan olacak şekilde deliklere batıyoruz. Ve daha sonra da bu sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Çok pardon, burayı söktüm. Tekrardan gösteriyorum. 1, 2, 1, 2. Bir daha zincir atıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben sıramı tamamladım, geldim. Sonuncu dolgumu da yapmak üzere sizle yapmak istedim. Bir zincir atıyorum ve son boşluğuma ikili trabzan olacak şekilde 2 kere tekrardan batıyorum. 1, 2. Zincir çekiyorum ve şu başlangıç noktamın üst kısmını arkadaşlar batıyorum ve birleştiriyorum. Tekrardan 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başladığım yere batıyorum arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Pardon. Ve tekrardan şu iki dolgunun arasına batarak bir ikili trabzan oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu sıramda son boşluklarını sizinle tekrardan tamamlamak istedim. Bir zincir atıp ikili trabzan yapıp sıramın son deliğine batarak 1, 2, ikili trabzan yapıp bir zincir çekiyorum ve başlangıç sayımın en üstüne bataraktan arkadaşlar ipimi alıyorum ve şöyle yuvarlağımı bitiriyorum. Ve sonuncu sıramızda da arkadaşlar 3 zincir çekiyorum. Tekrardan her deliğe ikili trabzan olacak şekilde bir zincir yapıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir zincir, ikili trabzan, bir zincir, ikili trabzan arkadaşlar. Ve daha sonra şu sıramızı başlangıç sayımıza kadar tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yuvarlağımı bitirdim. Bu şekilde yuvarlak bardak atlı ya da büyüterek tabak atlı supla elde edebilirsiniz. Ben daha önceden şöyle sakallı bir yün almıştım. Uğur Tuafiye 01'den. Sizler de oradan çok uyguna ipleri sipariş edebilirsiniz. Her yere ülke ya da şehir olarak yurt içi yurt dışı kargoları mevcut. Şimdi arkadaşlar, ipimi bağladıktan sonra boş deliğe batıyorum ve sık iğne ya da sık dolgu olarak batıyorum. Her batışım 2 kere oluyor deliklere. 1, 2.
Her deliğe 2 kere batıyorum. 1, 2. Bu şekilde arkadaşlar sıramızı tamamlıyorum. Arkadaşlar ben ilk sıramı bitirdim. İkinci sıramızda yapmamız gerekenler 1, 2. Zincir atıp boş deliklerimize tekrardan ikili dolgu yapıyoruz arkadaşlar. Zaten işlerken daha net görüyorsunuz arkadaşlar. Sakallı iplerimizin boş deliklere attığımız iki sık iğnenin araları yani oluyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrardan sıramızın ikinci sırasını oluşturuyoruz. Ve bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzerinize daha kalın bir dokusu oldu arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Sıramızı tamamlayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben sıramı da tamamladım, geldim. Sizler de böyle tatlı mı tatlı kokoş hanımları için bardak atlı yapmak isterseniz sayfamıza abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.